Kastımın layıkası sayfa 148, mektup 100. Takva mektubu diye bilinen bu mektup gayet ehemmiyetlidir. Başlığıyla başlıyor. Aziz Sıddık kardeşlerim, bugünlerde Kur'an-ı Hakim'in nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve ameli salih esaslarını düşündüm. Hemen cümlenin başında önemli bir noktaya üstad dikkat çekiyor. Kur'an-ı Hakim'in nazarında imandan sonra önce iman ondan sonra gelecek olan şey ne? Takva ve ameli salih. Yani maalesef bu zamanda Kur'an'ın iman merkezli ibadet öğretisi tabiri caizse eğitimi yer değiştirmiş ve biz illallezine amenu ve aminu salihat ayetinin sıralamasında iman ve ameli salih yani birbirini peşi sıra gelen iki tane hakikat ama önce iman. Biz bunu bu zamanda maalesef değiştirmişiz. İllellezine amelü salihat ve iman diye anlıyoruz. Yani sanki ameli salih başta gelecek, ondan sonra iman gelecek. Halbuki iman eğitimi olmazsa olmaz dinin merkezinde olan bir hakikat. Yani ilk üç asırda hep bu merkezde din yaşantısı olmuş. Sahabe mesleği bunun üzerine inkişaf etmiş. Ashab-ı kiram bunu ders vermiş. ve vesselam'dan almış oldukları dersle. Önce iman, ondan sonra ameli salih. Hatta birçok ibadetin emrolunma süreci hep böyle bir 8-9-10 yıllık bir süreç sonrası mesela namaz benim bildiğim 9 sene falan sonra farz olunuyor. İşte hac ona keza 10 sene yakın bir ondan sonra emir geliyor. Oruç da ondan sonra belli bir zaman süresi. mesela tesettür de galiba 17 sene sonra farz olunuyor. Yani belli süreçler var. Bu söylemiş olduğum rakamlarda belki hatalar olabilir ama üç aşağı beş yukarı böyle bir süreç. Yani bir süreç eğitimi, iman bir süreç eğitimidir. İman süreç eğitiminden sonra ameli salih gelir. Yani ilk bizim inşa etmemiz gereken şey nedir? Yenilememiz gereken her an üzerine eklememiz, tabiri caizse delileşmemiz gereken şey nedir? İmandır. Bunu unutmamak lazım. Üstad Hazretleri mektubun başında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve ameli salih esaslarını düşünün diyerek bunu bizim dikkatimize sunuyor. Peki takva nedir dediğimizde mektubun devamında takvanın tanımı şöyle yapılmış. Takva menhiyattan ve günahlardan iştinap etmek ve ameli salih emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Yani takva, menhiyattan ve günahlardan iştinaf etmek. Yani Cenab-ı Hakk'ın men etmiş olduğu ve yasaklamış olduğu şeylerden ve günahlardan iştinaf etmek. Ameli i salih de, hemen peşi sıra gelen ameli i salih de, emir dairesinde hareket etmek ve hayat kazanmaktır. Yani önce takva zikredildi. Yani takvada menhiyattan ve günahlardan iştinaf etmek var. Ameli salih de ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın emir dairesinde hareket etmek ve hayat kazanmaktır. Her zaman... Def işer Caelbe nef'a raci olmakla beraber bu tahribat ve sefahat ve cazibeden hevesat zamanında bu takva olan defi mefasit ve terki kebair usul esas olup büyük bir rüçhaniyet kesbetmiş. Burada takva tanımı yapıldıktan sonra özellikle takvada menhiyattan iştiraf etmek nazarı veriliyor. Tabi takvanın çok çeşitli tanımları var Hasanur'da. Mesela İşaret-ül geçen sayfa 40, 83, 94, 98, 99, 203 sayfalarında takva ve takvanın çeşitlerinden bahsedilmiş. Mesela kalbin takvası var mesela orada ifade edilen şeyde. Bu demiş olduğum sayfalarda takvanın çeşitlerinden bahsedilmiş. Bu kastamın arkasında ifade edilen takva belki takvanın en çok bilinen manası. Yani menhiyattan iştirap etmek, günahlardan iştirap etmek en zirve takva manası nedir dediğimizde Hutbe-i Şami'de geçen, sayfa 136'da geçen bir paragraf var. Vicdanın diyor anasırı erbası ve ruhun dört havası olan irade, zihin, latife-i Rabbaniye her birinin gayetül gayatı var. İradenin ibadetullah'tır, zihnin marifetullah'tır, hissin muhabbetullah'tır, latifenin müşahadetullah'tır. Takva denilen ibadet-i kamile dördünü tazammum eder diyor. Yani ruhun dört havası var. İrade, zihin, his, latife, rabbaniye. Ve bunların da her birinin kendine ait gayetül gayesi var. Cenab-ı Hak bu gaye için bunları yaratmış. İradeyi ibadetullah için, zihni marifetullah için, hissi muhabbetullah için, latifeyi de müşadetullah'tır. Takva denilen ibadeti kâmile dördünü tazam ediyor. Yani bizim takva dediğimiz iştinabı sağlayabilmemiz için aslında bu mekanizmayı çalıştırmamız lazım. Yani bu dört tane şeyde terakki etmezsek takvayı muhafaza etmemiz zor. Ama bu dört tane de ciddi bir eğitimle terakki ettiğimizde zaten fiillerin menhiyata dair, günahlara dair fiillerin ortaya çıkması zorlaşır. Yani işletim sistemini doğru kurmak lazım. O yüzden iman eğitimi bu dört tane anasır erbayı, ruhun dört havasını adeta eğitime tabi tutuyor. Mesela iradesini ibadetullah'ta kullanan bir insanın Zaten günahlara ve hatta işte haramlara meyletme imkanı olmaz. İşte zihnin marifetullah ile hemhal eden bir insanın maliyani şeylerle meşguliyeti olmaz. Hissini muhabbetullah ile inşa eden bir insanın gayri meşru ondan sonra sevgililere ve hatta işte muhabbetlere kayma imkanı olmaz. Latife dediğimiz, yani latife rabbane dediğimiz ki çok bu hani böyle elle tutulur gözle görülür bir şey olmadığından dolayı sürekli Cenab-ı Hakk'ın müşahadesiyle meşgul olan, huzuru daimi mertebesine ulaşan bir insanın da zaten gözü sağa sola kaymaz, ondan sonra başka şeylerle de uğraşmaz. Yani takva dediğimiz şey aslında bu dört tane hakikati tazam ediyor. Ameli i salih de en basit manada izahı emir tahtında hareket etmek. Zaten takvanın içerisinde olan bir hakikat. Yani ben takvayı inşa ettiğimde amel-i salih beraberinde gelecek. Ama bu da unut, kaçırdığımız nokta şu, mektupta şu çok önemli bir nokta benim dünyamda her zaman defişer celbi nefer ağacı olmakla beraber yani öncelikle defişerdir tak terakki'deki ilk adım yani şerleri def etmek yani hatta e, Osmanlı'da tarihi bilgilerden az çok aklımızda olan şey nedir Osmanlı büyük bir fetih yapacaksa çıkacak o fetih önce içteki karışıklıkları halleder İşte atıyorum aykırı bir beylikler varsa onları bir ıslah eder iç sorunları halleder sonra büyük fetih için harekete geçer şimdi biz kendi yani dünyamızda maneviyata telak etmek istiyoruz. Fakat defişer dediğimiz şeye pek girmiyoruz. Yani terklerimiz yok. Hem istiyoruz ki şiş yansın hem de kebap yiyelim yani. Öyle bir dünya olmuyor işte. Günahlardan kendimizi iştinaf etmediğimiz nispetle o terakki de yavaşlıyor. yani bir taraftan dolduruyorsun, diğer taraftan doldurmuş olduğun kap delikler içerisinde dışarı akıntı veriyor. E dolayısıyla yapmamız gereken şey nedir? Defi mefa, defişerdir. Hatta tevhidde bile ilk olan şey nedir? La ilahe'dir. Yani ilahlar yoktur. Ondan sonra illallah gelecek. Yani Allah hakikatına ilahları, vehmi ilahları reddederek başlıyoruz. E, manevi terakkide de işte en önemli şey nedir? Defişer. Ondan sonra celbi nefa. Yoksa sen gün içerisinde, ben gün içerisinde Hakaiki imanla meşgul olayım. Hafta sonu olduğunda soluğu işte AVM'lerde, çarşı pazarlarda alayım. İşte televizyonda alayım, işte oyun başında, oyun konsollarında alayım, günahlı ortamlarda alayım. Yani bunu böyle bir terakki olmaz yani. Hasaten de has dairede, birinci dairedeki böyle hizmetle alakadar olan kardeşlerin bu noktada azami dikkat etmesi lazım. Çünkü bu zaman tahribat, sefaat ve cazibede heybezat zamanı diyecek yani şimdi okuyacağımız yerde. Bu tehlikenin farkında olmamız lazım. O yüzden takva olan defi mefasit ve terki kebair usul esas olur. Büyük bir hüçhanet kesmetmiş. Yani bizden istenen şey nedir? Takvayı muhafaza etmek, defi mefasiti yapmak ve terki kebair yapmak. Ondan sonra zaten gerisi kolay. Yani bunları durdurduğumuz anda zaten terakki hızlanmaya başlar. Bu zamanda tahribat ve menfi cereyan dehşetlendiği için takva bu tahribata karşı en büyük bir esastır. Farzlarını yapan kebireleri işlemeyen kurtulur. Böyle kebair azimi içinde amel-i salihin ihlasla muvaffakiyeti pek azdır. Hem az bir amel-i salih bu ağır şerait içinde çok hükmündedir. Ya bu zaman tahribat ve sefat ve cazibeder hevesat zamanı çok dehşetli bir zamanda içeri. Hayat-ı içtimainin vaziyeti bu yani. Tahribat, sefahat ve cazibeder hevesat zamanı. Yani şimdi yaz aylarındayız. Biz bu dersi yaparken şu anda Ağustos kaç? 26 mı? Yani bugün yaz aylarında artık evimizin önüne, kapımızın önüne çarşı pazarı çıkamaz vaziyetteyiz. Yani gerçekten de çok dehşetli bir açık saçıklık var. Yani artık taş devrini aratmayacak seviyede bir sefaat ve cazbeder hevesat zamanındayız. E böyle şeylerde Ali Sattar Vesselam'dan rivayet olunan bir hadis olarak duymuştum. Yani kaynağını bilmiyorum ama ahir zamanda evinizin çulu olunuz diyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Yani çok gezmeyin manasında. Çünkü neden? şimdi sen ben bugün işte medreseye gelirken işte çarşı pazar içerisinde dolaşa dolaşa geldiğinde medreseye gelecek manevi gücüm kalmaz. E sen bir daha gün içerisinde hafta sonu böyle özellikle kalabalık ortamların olmuş olduğu yere gittiğinde orada çok ciddi şekilde manevi bir tarifata maruz kalacaksın yani. yani. Bunu önlemenin yolu nedir? Elden geldiği kadar tabii kayıtlı hayatlarımız var, işe gidenler vesaire oluyor ama söylemiş olduğum şey Bizim çoğu zaman günahlara girdiğimiz zamanlar bu kayıtlar olduğu zamanlar değil yani. Hafta sonları, tatil zamanları vesaire. E bu zamanlarda da biz maalesef kendimize dikkat etmiyoruz. Hayat-ı tam böyle göbeğine, kalabalık ortamlara giriyoruz. Ve dolayısıyla o zaman da işte tahribat ve sefaat ve cazibeder hevesat zamanı olan bu zamanda çok ciddi manevi tahriplere maruz kalıyoruz. Yani zahirde helak edici günahların hüküm ferma almış olduğu bu hayat-ı içerisindeyiz yani. Geçmişte böyle bir dönem gelmemiştir. Her dönem gitgide artan bir sefaat ve tahribat ve cazibeden hevesat zamanındayız. Dolayısıyla takva yani niyeti iştinap ile büyük bir manevi kazancı da kapı açıyoruz. Yani ben mesela hafta sonu dışarı çıkacağım. Ya Rabbi ben hafta sonu bugün dışarı çıkmak istiyorum. Nefsim istiyor. Belki bazı ihtiyaçlarım da var dışarı çıkmak, işte karşılamak adına ama ben bu zamanda dışarı çıkıp manevi tahribata girmemek için kendimi istinap niyetiyle evde tutuyorum dediğinde bütün gün ibadet sevabı alacaksın yani. Çok basit bir gözüküyor değil mi? İnsana inanası da gelmiyor. Öyle şey mi olur. Çıkmıyorsun, sevap oluyorsun. İşte böyle niyetle. İşte ahir zaman e, mane mane manevi açısından çok zor bir zaman. Ama zor bir zaman olsa da manevi bir kriz ortamı olsa da imanı, tahkiki çalışmanın neticesinde en alt tabakada bir takva yani işte niyetle iştinap ne yapıyor? Bize çok büyük bir manevi kazanç kapısını açıyor. Mesela pandemi olmuştu. Pandemide birçok firma zarar etti. İşte ama pandemi zamanında krizi fırsata çeviren insanlar olmadı mı? Oldu. Adam ne yaptı işte yatırım yaptı ve da piyasayı tabiri caizse iyi okudu. Ona göre işte bir kazanç elde etti. Kriz zamanında büyüdük diyor adam yani. Şimdi ahir zamanda normalde bir imanın ve İslam'ın yaşanma imkanı çok zayıf. Gerçekten çok zevk. Şu anda mesela 5 vakit namaz bile ev, evliya gözüyle bakıyor. Düşünürsünüz yani seviyeyi ne kadar düşündüğünü oradan anlayın. E diğer çok fazla, cazibeden evvetat çok fazla, manevi ondan sonra maneviyatımız adeta baylozlarla giriyorlar sürekli. E böyle bir zamanda 70'te birini yapan, 40'ta birini yapan ne yapıyor? Kurtuluyor yani. Normalde Hasan-ı Basri radıyallahu anh'ın ifadesi siz sahabeleri görseydiniz bunlar melek derdiniz yani. O kadar ibadet ehliler, takva ehliler. Onlar sizi görseler diyor. Bunlar Müslüman mı yani. Öyle bir vaziyetteyiz. Yani kimse kendini boy aynasında falan görmesin. 3-5 kitap okuyup medesede oturmakla böyle kendimizi evliya falan zannetmeyelim. Yani biz evliya değiliz dışarıda dışarıya eşkıya çok. O yüzden sıkıntı. Yani manevi olarak ciddi bir tahribat var. Biz de bunun içerisindeyiz yani. Ama krizi fırsata çevirme imkanımız var mı? Var. İşte bu zamanda tahribatla menfi cereyan, dehşetleyen için takva bu tahribata karşı en büyük bir esastır. Farzları yapan, kebirleri işlemeyen kurtulur. Böyle kebair azim içinde ameli salihin ihlasla muvaffakiyeti pek azdır. Hem az bir ameli salih bağır ağır içinde çok hükmündedir. Yani farzları yapmak ve kebirleri işlememek esas olmuş. Yani seviye çok aşağı düşmüş bu zamanda yani. Ameli salihin de imanı takikiyle elde edebilen bir amel olduğunu unutmamak lazım. Yani her amel ameli salih değildir. Çünkü bazen ki bu zamanda maalesef benliğin ve hüküm fermi olmuş olduğu, felsefi öğretilerin esas olmuş olduğu, ve menfaat merkezli bir hayat yaşanılan bir hayat içerisinden biz böyle bir öğretiden ders aldık. Ameli salih demek yapılan ibadetin içerisinde hiçbir şey katmamak. Beklenti, teşekkür dahi katmamak yani. Bunu bu zamanda yapmak kolay mı? Kolay değil. O yüzden ameli salihin imanı tahkikiyle ancak elde edilebilen, edilebilen bir şey olduğunu unutmamak lazım. Ve ameli salih i elde etmek öyle bildiğimiz kadar kolay değil. Biz amellerimize çok güveniyoruz. Ama amellerimiz içerisinde kaç tane ameli salih var? ne kadar ameli salih olduğunu iyi bakmak lazım. Ameli salihin de imanı tahkiki eğitimi olmadan elde edilemeyeceğini de farkında olmak lazım. Şu anda biz amelle kendimizi şişiriyoruz ama amellerin neticesinde olmadık komplikasyonlar da ortaya çıkıyor yani. Hem takva içinde bir nevi ameli salih var. Çünkü bir haramın terki vaciptir. Bir vacibi işlemek çok sünnetlere mukabil sevabı var. Takva böyle zamanlarda binler günahın tehacümünde bir tek iştinap az bir amelle yüzer günah terkinde, yüzer vacip işlenmiş oluyor. Bu ehemmiyetli nokta niyetiyle, takva namıyla ve günahtan kaçınmak kastıyla menfi ibadetten gelen ehemmiyetli ameli salihadır. Şimdi burada haramın terki vaciptir ifadesinde geçen vacip farz manasındadır. Yani müştehitlerin ekserisi vacip kavramını farz manasında kullanmışlar. Yani bu da diyor ya, takva ne bir amel-i salih var. Çünkü bir haramın terki vaciptir. Yani haramın terki vaciptir derken, buradaki vacip farz anlamında. Yani Hanefi mezhebine göre kat'i delile delille sabit olan hükme farz, zannî delille sabit olan hükme vacip denmiş. Vacip de farz gibi yapılması gereken hüküm manasında kullanılmış. Dolayısıyla buradaki şey farz manasında kullanılan bir kelam. Yani Takva günahlardan iştinap niyetiyle yüzler, yüzler, binler günahlarını hücum etmiş olduğu bu zamanda farkında olmadan bize çok ciddi bir şekilde sevap ve ameli salih, yani fiilsiz nurani fiil, amelsiz amel kazancılaması Bir şey yapmıyorsun. Yani dışarı çıkacaksın. Hafta sonu en meşhud daire senin hakkın, yani işte çıkman lazım. Diyorsun ki ya hava sıcak gideceğim ortam kalabalık. Orada günahlar var. Açı saçıklık var. Sefaat var. Ben de Allah razı olsun gitmiyorum yani. Çıkmıyorum. Dedin. İçtinap ettin. O içtinapla yüzer belki de binler sevap kazanıyoruz. Ya bir de şu var. Ben burada mesela edli ve ehli medresi için de söylüyorum. Yani dışarı çıkmak için fırsat kolluyoruz. Yani bunun sebebi de şu. Buralardan böyle ciddi keyif ve lezzet almıyoruz yani maalesef. Hatta ben bazen böyle hani medresemizde de biliyorsun bir çıktığı zaman işte o da birisi diyor ki ben de gideyim. Sen neye gidiyorsun? Tam iki kişi gitmek sünnet de senin derdin sünnet ihya etmek değil ki sen çıkmak istiyorsun yani. Bir tane kardeş vardı. Böyle bir şey çıkıyor. Bir şey çıkıyor Demişsin kardeşlerim bak sen cesedin burada ruhun ve kalbin dışarıda. Medesede kalıyor o zaman da. Dedim çok uzun soluklu bir hizmet hayatın olmaz senin yani. Ki olmadı zaten. Yani maalesef şu anda güzel bir hayal olarak, bir hatıra olarak kaldı. E niye? Çünkü dışarıda. Ya cesedi burada ama aklı dışarıda, ruhu dışarıda. Ya insanız, nefis taşıyoruz eyvallah. Hani şey olaraktan söylemiyorum da. Zaten yeterince çıkan insanlarız ya. Yani. Çıkma insan olsak tamam. Hani böyle gerçekten medrese medreseye girersin. Hiç çıkmazsın falan. Şöyle çıkayım bir hava alayım, teneffüs edeyim dersin. Öyle de değil yani sürekli çıkıyoruz bir şekilde. Yok o programa gidiyoruz. Yok Buraya derse gidiyoruz, oraya derse gidiyoruz. Dersten sonra bir çorba içiyoruz, bir dondurma yiyoruz vesaire. Daha bir çıkıyoruz çıkma insanlar değiliz yani. Şimdi galiba Hüsrev abi miydi yani? O kaç sene çıkmamış evinden ya. Söylemiştik onu hatta Hazreti Hüsrev abinin. Kaç sene boyunca hiç evden, şeyden, medeseden dışarı çıkmamış yani. Ya tam ifrat tefrit içerisinde yaşanmaz bir din anlatmaya da gerek yok. Yani bunlar mümtaş hasiyetler. ya yani biz, ben öyle olamam. Ama en azından seçici davranmam lazım. Yani e, ne zaman nereye gideceğimi saatini bile ayarlamam lazım. Ya yani mesela pazarları ben şimdi pazara çıkıyorum evde. Pazarlar akşamları ucuz olur. Yani akşam pazarı derler yani. Düşer fiyatlar ya yani bayağı bir düşer. Ama pazarlar pazar yerleri akşam da kalabalık olur. Şimdi ben ne yapıyorum? Pazar günü öğleden sonra çıkıyorum sıcakta. Bizim valide der ya oğlum ne çıkıyorsun? Akşam daha çok daha ucuz falan. Ama öğlen vaktinde o kadar kalabalık olmuyor akşama gittiğimde 100 tane günah denk gelecekse öğlen atıyorum 20 tane denk geliyor. 80 kardayım yani tabiri caizse. Yani bunu keşke hayatımızın her anında yaşayabilsek, yapabilsek ama bunu bileceğiz ki bunu yaparken iştirap niyeti olacak tabii yani. Ben niye bunu yapıyorum? Günahtan uzak durmak için yani. Yani insan farkında olmadan fiilsiz fiil, amelsiz amel yapar. Mesela buna bir misal olarak söyleyecek olursak deprem bahsinde ne diyor? Bazı eşyasının hatasından gelen diyor değil mi? Bir musibetin umumi hale gelmesinin sebebi nedir? Bu mimalde bir soru var 14. sözün zeylinde deprem bahsinde. Üstad ona ne diyor? İltizamen, iltihaken taraftar olur diyor. İltizamen ve iltihaken taraftar olur. Ne yapıyorsun? Sen farkında olmadan bir şey yapmıyorsun ama bir şey yapıyorsun. Mesela bir program izliyorsun orada küfür kokan kelamlar var ve sen buna gülüyorsun. Özellikle bu güldürü programlarında çok olduğunu ben görüyorum. Sen buna gülüyorsun. Bak ne oldu? Taraftar oldun. Bütün günah sana yazılıyor işte. Mesela bir zulüm oluyor. İyi de, oh diyorsun, iyi olmuş. İyi olmuş dedin mi? Tamam, bütün günah ortak oldun yani. Ne yaptın? Amel var mı? Yok. Fiil var mı? Yok. E, nasıl oldu bu iş? E, fiilsiz fiil, amelsiz amel işte budur. Yani müspet da iştinat niyetiyle yüzler sevap kazanırken iyi de Değil mi? Ondan sonra diğer tarafta menfi noktada günah kısmı hoşunuza gitmiyor, hoşumuza gitmiyor yani ama bu vaka bu yani. Evet, risale Şakitlerin bu zamanda en mühim vazifeleri tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutmak, tutup davranmak gerekir. Bak, takvayı esas tutup davranmak gerektir. Çünkü bak, yalanın mukaddemesi yalandır. Yalanla başlanan iş yalanla devam eder kardeşim. Haramla başlanan iş haramla devam eder. Haramın böyle bir cazibesi vardır. Haram kişiyi cezbeder. Kişi de iman tahkiki kuvvetinden gelen bir güç de yoksa o haramın ağına düştüğü anda onun da kurtuluşu çok ciddi uğraşla gerekir. Yani mesela bazen şeytan böyle telkinat verir. Ya bir şey olmaz yap da işte Cenab-ı Hak affeder yani. Tövbe edersin. Kolay, kolay mı olacak yani sen o cazibelerle fitne içine girdiğinde bir tövbe istifala kurtarabileceğimizi zannediyor musunuz? Allah korusun yani. Hele ki böyle büyük bir günah olsa. Kurtuluş çok zordur yani. Allah muhafaza etsin. Yani pişmanlık madalyasını boynuna asarlar. Sana söyleyeyim daha da dönmesi zorlaşmaya başlar. O yüzden bir iş yapıyorsak, maddi manevi bir işte. Kardeşim yalanla başlamayacaksın. Haramla başlamayacaksın. Haramla başladın mı bu işin faturası çıkar. Ha süreç içerisinde çıkar, ha sonda çıkar, ha arette çıkar. Yani yatalım kalkalım dua edelim ki süreç içerisinde çıksın da arete bir şey kalmasın yani. Ama süreç içerisinde yaşamadın mı, ağrıta kaldı mı Allah muhafaza. Ki ben kendi dünyamda ben ne zaman ki böyle günaha ve gayrimeşru bir tarikle bir işe başladığında o işin neticesinde hep böyle problem çıkmıştı benim dünyamda. O yüzden takip ettiği metot nedir kendi dünyamda? Yani kardeşim yalanla haramla başlamayı. Zaten haramla başlamamız lazım da imanın zafiyetten gelen bir sürü gediklerimiz var yani Allah affetsin. Buna sapmaya başladığımızda bunun devamı geliyor. Yalan da böyledir yani. Madem her dakikada şimdiki tarzı hayatı de 100 günah insana karşı geliyor. Bu zamanda Üstad Hazretleri bak 1940'lar 100 günah diyor. Şimdi ne 100 be? 100 ne? Hani 100 rakam değil bu zamanda ya. Sen telefonu eline aldığında değil mi? Instagram'a girdiğinde TikTok diye işte uygulamalar var bir dünya. Girdiğinde orada menfi inceleyenler almış başını gidiyor yani. Sen de ne yapıyorsun? Başlıyorsun şimdi çevirmeye tık 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 seni alıyor dalga, istediği yere götürüyor. Alakasız videolar arasında kurdukları algoritmayla seni aslında ağına çekiyor yani. Sen mesela öyle bir espri yazar ya, Arif'in golünü izlemeye girdim diyor ondan sonra, nereden çıktım diye öyle bir e, espri vardı şeyde, sosyal medyada, yıllar önce hatırlarım. YouTube'da bir şey izlemeye başlıyorsun ki işte atıyorum, Hasan Yeniden'e Lisan'ın sohbetiyle yazıyorsun. Tamam adam seni nurdan alıyor, sohbetten alıyor. Sana yana böyle teklif sunuyor işte. Hasan Yenide'nin sohbetleri var mı? Orada var mı? ama altta işte falan canın da başka zulümatlı işlerini de koyuyor. Aa sen Allah Allah ne alaka falan diyorsun. Tık basıyorsun, bir giriyorsun orada ondan sonra hop sistem seni çevirmeye başlıyor yani. Sırf sosyal medya üzerinde biz yüzü geçkin günah tanık oluyoruz. Yalnız da so billboardlarda bizim şahit olduğumuz birçok günah var. Ve öyle menfi cereyanlar dönüyor ki adam mesela Eyüp Sultan'da yaz kıyafeti reklamı yapıyor ya i̇şte anlayın yani. Eyüp Sultan gibi maneviyat merkezli ve kısmı ekserisi muhafazakar kesim olan bir yerde falanca bir firmanın yaz kıyafetleri sergileniyor. Bu yaz kıyafetlenen dediğin bir şey deniz kıyafetleri anlayın yani. Şimdi ne iş var burada bunun? Değil mi? Ya bunu mesela gidersin bir sahil beldesinde yaparsın. İşte sahil beldelerine yakın yerlerde yaparsın. Şehir merkezlerinde yaparsın. AVM'lerde yaparsın. Anlarım ben. Hani diyelim ki ya bunlar buraya gelen insanlar birçok e, kozmopolit yerler buraları. Birçok fikirde, dinde, yaşantıda insanlar geliyor. E bu adamlar da ticaret yapıyor. Bu haram da olsa adamın ticaret ahlakına göre bunlar normal. İslamiyet'e göre normal olmasa da burada sergiler bu adam bunu yani. Hakkı olmasa da. Ama yani Eyüp Sultan gibi, Fatih gibi böyle hani İstanbul'un muhafazakar diye ifade edilen kesimlerinde bu tür reklamların ne işi var? Ve sen ben bunlara mas şey oluyoruz, tanık oluyoruz yani. İşte vitrinler, AVM'ler vesaire. Şimdi ne yüzü yani? O, bine bina aşkın belki de hassiz günahlarla baş başıyoruz. Ha bu işte bak takva ile niyeti iştinap ile yüz ameli salih işlemiş hükmündedir. Ama ne yapacaksın? Mesela ya Rabbi ben şimdi buradan yürüyeceğim. Yürümek zorundayım. işime gidiyorum. Medeseme gidiyorum vesaire. Ben burada gözümü muhafaza etmek adına niyet ettim. Haramlara bakmamak adına niyet ettim. Bana yardım et diyeceksin. Kafanı eğeceksin. Oradaki bütün günahların hepsi sana defteri hasenat olarak, defterine hasenat olarak geçecek yani. Malumdur ki bir adamın bir günde harap ettiği bir sarayı, bak malumdur bir adamın bir günde harap ettiği bir sarayı 20 adam 20 günde yapamaz. Ve bir adamın tahribatına karşı 20 adam çalışmak lazım gelirken, şimdi binler tahribatçıya mukabil Risale-i Nur gibi bir tamircinin bu derece mukavemeti ve tesiratı pek harikadır. Eğer bu iki mütekabil kuvvetler bir seviyede olsaydı onun tamirinde mucizevari muvaffakiyet ve fütuhat görülecekti. Yani biz burada bir şeyi tamir ederken tahribatı kesmezsek saray inşa olmuyor işte. Yani hem bunu bunu yapayım hem şunu şunu devam edeyim. Böyle bir şey olmuyor. Ve tahribat kolay. Mesela biz kendi dünyamızda bakın hak meşgul oluyoruz. Güzel bir mana hasıl oluyor. Hiç dünyamız güzel fakat bir gidiyoruz ondan sonra dışarıda bir talibata maruz kaldığımızda onun etkisi ne kadar sürüyor? Daha Belki de gençlik yıllarımızda hafızamıza giren birçok şeyin ben izlerini hala 46 yaşındayım. Hala görüyorum, hissediyorum, aklıma geliyor yani. Ama bu rahmet yönüdür bir cihette. Cenab-ı Hak işte diyor ki seni sana bıraktığımda sen böyle Dikkat et bir rahmet yönü var, istifale vesile oluyor ama ya o tahribat silme kolay değil yani, basit bir şey değil. Ve bu zamanda Risale-i Nur 20 tamircinin yapacağı bir fütuhatı yapmış. Öyle bir ondan sonra e, yapmış ki e, normalde bir adamın bir günde harap ettiği bir sarayı 20 adam 20 günde yapamaz. Bir adamın tahribatına karşı 20 adam çalışmak lazım gelirken bu zamanda yüz binler tahribatçı var. Risanur bir tamiratçı olarak fevkalade icraat yapmış. Bu da ise Risanur'un elhamdülillah Kur'an'dan gelen bir hususiyeti yani. Ez cümle, hayatı içtimai idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmış. Bazı yerlerde gayet elin ve biçare ihtiyarlar peder ve valideler hakkında dehşetli neticeler veriyor. Cenab-ı Hakk'a şükür ki Risale-i Nur bu müthiş tahribata karşı girdiği yerlerde mukavemet ediyor, tahmin ediyor. Sette Zülkarneyn'in tahribiyle Yecüc ve Mecüclerin dünyayı fesada vermesi gibi Şeriat-ı Muhammediye aleyhissalatu vesselam olan Sett-i Kur'an'ın tezellülüyle Yecüc ve Mecüc'den daha müthiş olarak ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Şimdi hürmet ve merhamet hayat içtimaide olması gereken en önemli iki tane husus. Üstad Hazretleri 14. şu anda şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki bu vatanın diyor ve bu milletin hayat içtimaiyesi bu acıb zamanda anarşilikten kurtulmak için beş esas lazım ve zaruridir. Hülmet, merhamet, haramdan çekinmek, emniyet, serseriliği bırakıp itaat etmektir. Risale-i Hayat-ı İçtimaya baktığı zaman bu beş esası kuvvetli ve kutsi bir sürette tespit ve takip ederek asayişin temel taşını muhafaza ettiğinde, ettiğine delil ise bu 20 sene zarfında Risale-i Nur'un 100 bin adamı vatan ve millete zararsız birer uzvu nafi haline getirmesidir. Yani atıp yaptığımız yerde geçtiği gibi Risale-i Nur muhataplarında oluşturmuş olduğu bir imanı ı tahkiki şuuru var. Bu imanı ı tahkiki şuuruyla bireyleri şuuru birer Müslüman yapıyor ve bireylerin oluşturmuş olduğu toplum içerisinde de zikredilen esaslar işte hürmet, merhamet, haramdan çekimet ve emniyet ve serseriliği bırakmak gibi hususiyetleri de inşa ederekten toplumdaki zulmün, anarşinin, maddi ve manevi tahribatın önüne geçiyor. Şimdi Risale-i Nur bu asrıda diyor Yecid ve Mecid tayfesi gibi hareket eden hürmeti, merhameti unutmuş bu asrın maneviyata yabani bireylerinin maddi ve manevi tahribatlarını Seddi Zülkarnen gibi tamir edip set çekmiş. Yecüc ve mevcut kimlerdir? Yecüc anarşilik ile maddeden tahribat yapan, mevcut alaksızlık ile manen tahribat yapanlar. Bu zamanda eğer ikisi var mı? Var. Yecüc ve mevcut kaynıyor etraf. Aynı potansiyel bizde de var. İmanın tahkikiyle eğitimine tabi olmazsak biz de yecüclükle yani maddeden tarif edeceğiz. Mevcutlükle alaksızlıkla tarif edeceğiz. Bu zamanın manevi yecüc ve mevcutleri kimlerdir? İşte bu iki nokta. noktada tahribat yapanlar. Yani yecüc anarşilik ile maddeden tahribat yapanlar de ahlaksız ile manen tahribat yapanlar. risale Nur Kur'an'dan almış olduğu dersle bu zamanda Şeriat-ı Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam kişinin şuurunda öyle bir inşa ediyor ki bu Yeciş ve Meclis'in tahribatına ne yapıyor? Set çekiyor. Çünkü bu asır öyle bir asırdayız ki yani zaten İslam coğrafyasında şey var, süfyanizm var. Bir de geniş sahada deccal var, deccalizm var. Süfyanizm ile deccalizmin birleştiği bir zamanda, tabiri caizse Voltran diye bir film var bizim zamanımızda. Böyle iki tane tahrip gücünün birleşmiş olduğu bir zamanda yaşıyoruz biz. Şu anda biz hem sosyal medya, işte sen söyle fikir akımlarıyla beraber, televizyon, basın yayınla beraber deccalizmin e etkisindeyiz. Bir de süfyanizm denen bir bela geçmiş başımızdan. ikisinin öğretileri mevzu olmuş ve bu zamanda ortaya bireyler olarak müthiş yeciş ve mecüsler ortaya çıkartmış yani. Şimdi buna peki nasıl bir set-i zülkarneyn lazım? Set-i zülkarneyn ne? Yeciş ve mecüsün talibatına karşı kurulmuş bir manevi set. Bu manevi seti kim yapmış bu zamanda? risale Nur yapmış. Risale-i getirmiş olduğu öğretiler set-i zülkarneyn gibi ehli imanı ne yapmış? İmanı tahkiki dersleriyle muhafaza etmiş yani. Risale-i şakirtleri böyle bir hadisede manevi mücadeleleri inşallah zamanı sahabedeki gibi az amelle pek çok sevap ve amali salihaya medar olur. Şimdi bu da önemli. Sahabe-i kiram anh az bir ibadeti çok sevaplı ve kıymetli. Neden? Bazı sahabelerin ömrü kısa olmuş. Bazı sahabeler ibadet noktasında çok ileri gidememiş. Çünkü zaten ibadet emirleri daha yeni yeni başlıyor. Fakat dinin inşasında, dinin ondan sonra tabiri caizse yayılmasında emekleri ve gayretleri çok fazla. E bir de Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiri caizse ders arkadaşları olduğundan dolayı yani vahin ders arkadaşları olduğundan dolayı e, az bir amelle şu anda Bakın peygamberlerden sonra en ve insanlar olmuşlar. Risale-i Nur Şakir'te de böyle bir zamanda, böyle bir hadisede, manevi tahribat zamanında az bir amelle, az bir mücahideyle çok büyük bir manevi makamı elde ediyorlar ve amali salihaya medar oluyorlar. Yani zamanın şiddeti amelin az fakat mükafatı çok olması. Çok büyük bir ikram yani. Aziz kardeşlerim, işte böyle bir zamanda bu dehşetli hadisata karşı ihlas kuvvetinden sonra bizim en büyük kuvvetimiz iştirakı, amali, uhrevi düsturuyla, birbirimize kalemlerle her birinin amali saliya defterine hasenat yazdırdıkları gibi lisanlarıyla her birinin takva kalasına ve siperine kuvvet ve imdat göndermektir. Yine Üstad Hazretleri'nin en çok bu zamanda nazara vermiş olduğu şey nedir? İştirak-ı amali uhrevi. Çünkü binler günah hücum ettiği zaman da tek dille, tek amel kişinin tek başına kurtarma imkanı zor. Yine iştirak amali çok nazara vermiş olduğu e, mektuplardan bir numune. Kastamonu sayfa 94'te bunu işlemiştik. Bu seneki Ramazan-ı Şerif hem alemi İslam için hem Risanur Şakitleri için gayet ehemmiyetli ve pek çok kıymetlidirler. Risale-i Nur şakitlerinin iştiraka amale uhlevi düsturu esasiyeleri sırrınca her birisinin kazandığı miktar her bir kardeşlerine aynı miktar defteri amaline geçmesi o düsturun ve rahmet ilahinin mukezası olmak haysiyetiyle Risale-i Nur dairesine sıdk ve ihlas ile girenlerin kazançları pek azim ve küllidir. Her biri binler hisse alır. İnşallah envale dünyevenin iştiraki gibi inkısam ve tecezi etmeden her birisine aynı amel defterine geçmesi, bir adamın getirdiği bir lamba, binler aynelerin her birisine aynı lamba inkısam etmeden girmesi gibidir. Yani ben tek başıma bu kadar tahribata karşı ne yapacağım dediğimde devre iştirak-ı amal-i uhreviye giriyor. İştirak-ı amal-i uhreviye sarılınca bütün nur talebelerin yapmış olduğu hizmetler, ondan sonra hayırlı ameller, ameli salihalar den benim defter hasenatıma bir kazanç. Fakirin işte bizlerin de ondan sonra defter hasenatına ihsan edilen feyizden, manadan da umum iş, iştirak, amal, uhrevi sırrınca umum nur talebeleri hissedar oluyorlar. Yani binler tahribatçıya karşı binler tamiratçı oluyor. Yani e, 40 bin dille zikreden melaike gibi oluyor bütün nur talebeleri. Ha bu yalnızca nur talebeleri için geçerli değil. Bir cemaat içerisinde oranın eğitimine tabi olmuş, El i sünnet vel cemaat itikadında bir cemaat içerisinde, kolektif hareket eden bir cemaat içerisinde aynı mana var mıdır? Mutlaka vardır yani. Sırf risale has bir şey değil bu. Ama bu zamanda Risale-i Nur talebelerinin hasaten de böyle bir işte tespihatları, duaları, birbirine dua etmeleri, sistemli bir şekilde icra etmiş olduğu, ondan sonra hizmetleri vesaire ve bu gibi öğretilerle beraber risale camiası içerisinde bu iştirak amal-i uhreviye düsturu çok kuvvetli bir cereyandır. Ve manevi talibata karşı hepimizin ihtiyacı olmuş olduğu çok çok önemli bir manevi güçtür. Allah iştirak-ı amalden, e, iştirak-ı amal-ı uhreveden hissemizi ziyade eylesin yani. Ve bilhassa fırtınalı tehacüme hedef olan bu fakir ve aciz kardeşinize bu mübarek şuuru selasede ve eyyam meşhurede yardımına koşmak sizin gibi kahraman, vefadar ve şefkatkarların şe'nidir. Bütün ruhumla bu imdadı manevi sizden rica ediyorum.'' ve ben dahi iman ve sadakat şartıyla Risanur talep bütün dualarıma ve manevi kazançlarıma 24 saatte iştirak-ı amal-i uhrevi düsturla bazen 100 defadan ziyade Risanur talebeleri ünvanıyla hissedar ediyorum diyor. Yani bu da çok önemli. Üstad Hazretleri kendi dünyasında şuuru selasede, eyyam-ı meşhurede talebelerden yardım istiyor. Ve benim yardımıma koşmak diyor sizin gibi kahraman, vefadar ve şefkatkarların şeynidir ve bütün ruhumda bu imdadı manevi hissinden rica ediyorum. Yani bu da önemli. Hakaik iman ile dinde derinleştikçe kişinin şuurunda oluşacak olan en büyük hususiyetlerden bir tanesi benim dünyamda derinleştikçe endişenin artması, uçtan ve kendini güvenilir ve bu işi bitirdim şuurundan uzaklaşmasıdır. Yani şeye baktığımız zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında da aynı endişe gözükür ki ismet sıfatına mahfuz olmasına, sahip olmasına rağmen en çok ibadet edilen, Allah'tan en çok korkan kişi olmuş. Dönüyorsun Ashab-ı Kiram'da, hasreten Aşşeri ve de cennetle müjdelendikten sonra hayatlarına bakıyorsun. Hep o endişeyi taşımışlar. Hani bu işi bitirdik biz şeklinde bir güven şeyi yok ortada. Yine benim hep nazara vermeye çalıştığım mektubatta Mu'izzat-ı geçen Aleyhissalatü Vesselam'ın içinizden birinin dişi cehennemde Uhud daha olacaktır şeklinde ifade etmiş olduğu hadis-i şerifte içerisinde Ebu Hureyre ve Huzeyfe gibi mühim zatların bulmuş olduğu bir mecliste birinin irtidat edeceği, dinden döneceğini haber vermiş. Aleyhissalatü Vesselam bu haberinden sonra Ebu Hureyre diyor ki o cemaatten ben ve bir adam kaldık. Ve Ebu Hureyre diyor ki ben korktum. Ebu Hureyre ben korktum diyor yani. Sonradan anladık ki diyor işte o diğer kişi Müsellim'i Kezzab'ın Safına geçmiş, yalancı peygamberin safına geçmiş yani. Dolayısıyla bu neyin göstergesi? Ebu Hule'ye korkuyor, Aşire-i Beşire korkuyor. Üstad Hazretleri tabiri caizse bu mübarek gecelerde beni yardımsız bırakmayın diye bütün ruhu canıyla imdad-ı manevi istiyor. Biz bu işin neresindeyiz, ne kadar endişe ediyoruz? Herkes kendini bir sigaya çeksin. Tabi korku olacak ama e, haf ve reca arasında olacağız. Beynel, halfi ve reca diye geçer. Yani haf ve reca, korku ve ümit arasında olacağız. Ama ümit çok baskın olunca işte hemen maalesef sapmalar başlıyor. Rabbim bu istikameti kurma hepimize nasip etsin inşallah. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alim. El Fatiha.